Yani seni burada çok iyi tanımıyorum. Kişisel olarak hiç tanımıyorum. Yavaş ama yavaş. Buradaki işte halin, tavrın ondan sonra buradaki hani... halim, tavrım benim zaten. İşte hani öylesin ama şimdi ne yersin, ne içersin, ne seversin, ne giyersin. Ondan sonra... Giydiklerin, gördüklerin. Nerede gezersin. Ondan sonra ne diyeyim... İşte nerelisin, yerde... nereden geldin, nereye gidiyorsun bunları bilmiyorum yani. Benim için önemli olan bunlar. İstanbul'dayım. Bilmiyor muyum? Hayır, bilmiyorum hiçbirini. Öyle olmayacak. Öyle olmayacaksa evlenip çıkacağız. O zaman evlenip çıkarız. O zaman neyi bekliyoruz? Aşkım. O zaman neyi bekliyoruz? I'm serious. What are we waiting for? İnanmıyorum ya. Niye böylesin? Yani şu an ne diyeyim ben sana? Hadi evlenip çıkalım diyemem. Bak ben bak, böyle öyle demem bir yandan hoşuma gidiyor ama. Bak lütfen. Ben böyle biriyim. Ben böyle çok spontane biriyim. Farkındayım. Vegas'a götürür, evlendiririm seni. Bu program olur. Olmasa bile. Yani ben böyle çok hani düşünüp de bilmem ne, aa bu benim gideceğim, bu böyle çok büyük bir karar. Ona öyle bakmıyorum. Ne izledin, ne gördün? Hayatım bir şey izlemedim. Hayatım dedi bana. Sen benim hayatımsın. Mehtapcığım, Mehtap. Canımsın. Mehtap, Mehtapcığım dersen Murat'cığım. Lütfen, rica ediyorum. Ya hayatımda ne var? Ne var? Ne var yani hayatım cümlesinde ne var? Ne sakıncalı ne var yani? Beş harf. Tamam ne var bunda? Hiçbir şey yok. Ya bırak da hislerimi dile getireyim. Niye beni bastırmaya çalışıyorsun? Hayatım. Tamam hayatım diyorsun da yani. Tamam sen de içinden geldiği gibi. Hadi. Ne hadi? Bir şey izlemeden bu hale geldim. Bak ben kırmızı odada göreceğimi gördüm. Ben senin gözlerinde ne görüyorsam o önemli benim için. Tamam. Çok böyle bazen ağzından çıkanlar ilgilendirmiyor beni. Ben gözlerine baktığım zaman göreceğimi görüyorum. Anladın mı? Ve ben onlara güveniyorum. Bak biz seni 3 ay bu yönde savunduk. Onu bildiğimiz için. Sen de beni tanıyorsun Mehtap. Çünkü benim bildiğim Mehtap kolay kolay kimseye dostum demez. Sen ailene bile beni çok güzel dostum olarak anlatmışsın. Senin kuzenin de kardeşin de geldiği zaman bana o içtenlikle sarıldılar. Sen benim ömrü billah bir dostum olacaksın. Her şeyden önemlisi dobralığın için. Her şeyden önemlisi hiçbir zaman bana bir yanlış yapmadığın için. Benim dilimdeki sözler kalbimin acımasından dolayıydı. Senin canını acıtmak için söylenmiş özellikle sözler değil. Ben acımı sadece dışarıya püskürttüm. Beni tanıyorsun Mehtap ve daha fazla vaktinizi almayacağım. Eğer bana dostum diyorsan o ömürlük olsun, tamam mı? Kusuruma bakma. Ben de zaten gerekeni konuştum Mehtap'la. Onun da küs kalmadığını biliyoruz. Yani İçinde kötülük olmadığını biliyoruz. Yıpratmak değil. Aynı şekilde bütün hepsi konuşuldu. Sadece önemli olan buydu. Seni kırmak istemiyorum ben bir daha. Ve sen benim her zaman dostumsun. Sana söz veriyorum. Sen yüreği o kadar güzel bir insansın ki. Sen en sinirli olduğun insana bile işte bunu yaptığın için biz seni çok sevdik. Senin çünkü şuran çok başka Mehtap. İyi ki varsın. İyi ol yeter. İyi olacağım. Sizlerin desteğiyle. Lütfen iyi ol, bize de iyi davran. Allah razı olsun. Amin. Bak buna inanın, erkeklere o kadar güzel inanmışlar ki bizim bütün kavgalarımızı unuttular kardeşim. Ve beni bambaşka biri olarak görmek istiyorlar. Fatma'm da beni bu şekilde görmek istiyor. Belki benim bu yönlerimle buraya adım atacak. Ben senden dost olarak sadece şunu rica ediyorum. Bana deseler ki Mehtap, yani sana dünyaları vereceğiz Serhan ama Fatma'yı kazanmak mı? Yemin ederim Fatma'yı kazanmak. Neyse olur.